dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Ben Berke. Bugün sizler birlikte gece 3'te Minecraft'a girip Entity'nin ne oldu? Dünyaya gireceğiz ve bakalım biz yokken Entity neler yapmış arkadaşlar? Entity dünyaya tekrar geri dönmüş mü? Güçlerini toplayabilmiş mi? Bugün onu öğreneceğiz. En son bir önceki videomda arkadaşlar Entity 303 bize bir şekilde ihanet etmişti ama bugün sebebini anlamaya çalışacağım dostlarım. Hep videoma hoş geldiniz. Daha çok bu şekilde video istiyorsanız mutlaka aşağıdan videoyu beğenip eğer istediğiniz video varsa mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ben Minecraft'ı açarken siz de hala Instagram hesabımı takip etmeseniz burada Instagram hesabım çıktı arkadaşlar. Bugün beni Instagram'dan takip eden attığım fotoğrafları beğenen 5 kişiyi ben de takip edeceğim. Eğer sizi takip etmemi istiyorsanız mutlaka Instagram hesabımı takip edin ve sonra attığım fotoğrafları beğenmeyi unutmayın. Hadi Minecraft'ımıza girelim. Evet dostlarım, ben dünyamıza giriş yaparken siz de hala destek olmak için aşağıda videoyu beğenmeseniz destek olmak için videoyu beğenmeyi unutmayın. Entity serisinin devamı için mutlaka 3000 like geçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Minecraft videolarının ve Entity serisinin devamı için 3000 like geçmemiz gerekiyor. 3000 like'e geldiğinde yeni bir bölüm gelecektir arkadaşlar. Her neyse dünyamıza girdik. Şimdi dünyaya girer girmez şurada gözüme bir şey çarptı. Burada bir güç sembolü var. Demek oluyor ki Entity dünyaya geri geldi arkadaşlar. Şimdi bizim canım köyümüz burada ve köyde bazı sıkıntılar var arkadaşlar. Aynen, köylü kitabında yazmıştı arkadaşlar. Köyde bakın bazı değişiklikler var. Köyde bir sıkıntı var arkadaşlar. Bilemiyorum. Sanırım bütün entitilerden kurtulmanın zamanı geldi. Dostumuz olsa bile onlar bizden daha güçlü. Ne zamana kadar dostumuz kalır bilemiyoruz. Artık büyü ve iyilik istemiyoruz. Köyümüz göç edecek. Köyümüz göç mü edecek? Ve yeni bir hayata başlayacağız. Zorlansak da aç kalsak da artık kayıp vermek istemiyoruz. Bu yüzden sona kalan eski dostumuz Entity 303'ü öldürme kararı aldık. Ne? Bize şu an karşılık veremez. Gücünü toplaması için dünyadaki enerjiyi kullanıyor. Kardeşleri de bunu yapıyordu. Artık dağın altındaki patlayan bölgeye git. Dağın altındaki patlayan bölge. Bir önceki videomda dağda bir yer patlamış arkadaşlar. Bir bölme, gizli bir bölme bulacaksın. Orada onu durdurmak için 3 obje var. Onları alıp hazırladığımız yerde burası onun tek güç kaynağı. Bu işi bitirmelisin. Gittiğimiz yerde sana da yer vereceğiz. Arkadaşlar, Entity sanırım bir hazırladık. Aa! Oğlum bu ne? Bunlar bayağı gidiyorlar arkadaşlar, köylüler lan. Seyyar satıcılar atları bağlamışlar. Eşya, oha, tavukları, mavukları, eşyaları sandıklara koymuşlar. At bağlamışlar. At arabası yapmışlar. Kervan, Allah! Kervan yapmışlar. Bunlar gidiyorlar arkadaşlar. Lan köylüler harbi harbi gidiyor. Sanırım arkadaşlar bu patlayan yer şurasıydı da Entity 303'ü yok etmekten bahsediyorlar. Biz şimdi Entity 303'ü yok edecek miyiz? Ama bir önceki videoda bana ihanet etmişti arkadaşlar. Entity 303 bir önceki videoda bana ihanet etmişti. O zaman demek oluyor ki bence Entity'yi öldürebiliriz arkadaşlar. Siz de zaten yorumlara yazmışsınız arkadaşlar. Şimdi köyde bazı değişiklikler olduğunu söylemişti arkadaşlar. Onlara da bakayım. Köy harbi kumların altında böyle örümcek ağları falan kaplamış köyü. Ağaçlara oha. Ağaçlar mavi falan olmuş. Hayvanlar burada yazık ya. Oğlum bak, hayvanlara bir şey yapmayın. Etraf su basıyor. Harbiden yalnız köy arkadaşlar. Ben bayağıdır köyde gezmiyordum. Köyü harbiden ayvayı yemiş durumda şu anda. Dağlar, taşlar, evler, şuna bakın. Oo, kütüphaneyi daha yeni yapmışlardı. Kütüphane bile birbirine girmiş arkadaşlar. Sanırım artık buradan çıkmanın vakti geldi dostlarım. Çünkü dediğim gibi köy şu an birbirine girmiş ve yapacak bir şey yok sanırım. Bahsettikleri yani başka bir yere gidecekler arkadaşlar. Orada bana da yer verecekmiş sağ olsunlar köyden. Ağaçtan elma düştü lan, elmayı alayım. Arkadaşlar şimdi Entity bir önceki videoda bana ihanet etmişti hatırlıyorsanız. Yani izlediyseniz hatırlıyorsunuzdur. İzlemezseniz de bu videoyu bitirdikten sonra kanalıma gidip o videoyu da izlemeyi unutmayın. Bu videoyu da sonuna kadar izleyin. Gözümden bir şey kaçırırsam yazmayı unutmayın arkadaşlar yorumlara. Şimdi benim köylünün yazdığına göre şu ağacı ekeyim son kez. Bir köyümüze ağaç ekelim arkadaşlar. Şimdi oğlum buralarda ne olmuş böyle ya? Neyse dostlarım. Şimdi giderim. Bir önceki videoda patlayan bir yer olduğunu söylüyor. Ve o yeri ben hatırlıyorum. O yer şurada bir yerde. Şurada bir yerlerdeydi sanırım. Şu aynen. Şu sembollerin orada bir yerde. Burada gizli bir yer varmış arkadaşlar. O gizli yeri bulduktan sonra 3 tane obje bulmam gerekiyormuş. Sonra o objeleri hazırladığı yerde yakmam gerekiyormuş arkadaşlar. Hazırlanan yer neresi? Sanırım burası. Yani orada bir güç kaynağı vardı. Hani videoya başladığım anda size bir yeri göstermişim. Sanırım hazırladık yer orası arkadaşlar. Oraya gidip o 3 objeyi yakmam gerektiğini söylüyor. Önce bir objeleri bulalım da bakalım. Hala düşüneceğim arkadaşlar. Entity'ye Allah belanı versin. Şeymiş. Korktum. Köylü zombiymiş arkadaşlar. Zombiden korktum. Ha, şimdi patlayan yer burası arkadaşlar. Burada gizli bir yer olduğundan bahsediyor. Şimdi arkadaşlar sizi Entity'ye ihanet etmeli miyiz? Çünkü o bize ihanet etmişti bir önceki videomda. Beni böyle aşağı ölüme terk etmişti arkadaşlar. Aşağı atmıştı bizi. Tişentilerle patlatıp böyle aşağı düşmüştük. Şimdi o bana ihanet ettiği için ben de ona ihanet edebilirim. Çünkü o beni öldürmüştü. Ben de onu öldürsem bir şey olmaz diye düşünüyorum. Burada ışık kaynağı var arkadaşlar. Ha. Sanırım bahsettiği gizli bölme burada arkadaşlar. Şimdi... Ha, buradan, burada, tamam, yol buradan
arkadaşlar. Buradan değil. O zaman buradan bir yerlerden arkadaşlar. Çünkü gizli bir sandığın içinde olduğunu söyledi arkadaşlar bana. Sandıktan 3 tane obje almam gerektiğini söylüyor ama nerede? Oğlum yalnız elmas kazmam çatır çatır kazıyor arkadaşlar. Bunun sayesinde çok hızlı bir şekilde bulabiliriz bence. Şimdi şuradan bir yanıma meşale alayım şöyle elime. Heh. Tamam şöyle kazalım arkadaşlar. Eminim burada bir yerde buluruz diye düşünüyorum ama burada yok oğlum. Nerede? Köylüler bu kadar saklamamıştır arkadaşlar. Bence burada değil bu. O zaman burası yanlış bir yer. Burada değil arkadaşlar. Burada değilse gizli bölme burada. Bir saniye. Orası tamamen kandırmacı arkadaşlar. Gizli bölme burada. Evet. Nere lan bura? Merhaba. Sanırım gizli bölge dedikleri yer burası arkadaşlar. Şu anda gidiyor. Aha orada su var. Ateş var. Başka. Oo. Buralar neden böyle? Ateşleri söndürsem mi? Sanırım ateşleri söndürmemem gerekiyor. Şöyle zıplayarak yana yana. Allah yanıyorum lan. Ha su var. Hop. Tamam. Zaten yanmadım arkadaşlar. Elmas zırhım olduğu için yanmadım. Şimdi sandık var. 3 tane obje. Vidir gülü. Onu bir şöyle alayım. Büyülü altın elma. Bunu da alayım. Bir de vidir iskelet kafası. Şimdi sanırım gidip bunları yakmam gerekiyor arkadaşlar. Ne diyordu? 3 tane obje. Aynen. 3 obje var. Onları alıp hazırladığımız yerde yakmalıyız arkadaşlar. Gideceğim. Şimdi orada. Lan. Kafamına baktı. Ne oluyor oğlum? Allah Allah. Tamam arkadaşlar. Objeleri aldım diye sanırım yukarıdan bir lav geldi. Gideceğim. Bu arada karnım acıktı. Yemeğim de yok yanımda. Kalbim az geziyorum ha. Canım az. Neyse arkadaşlar gidelim. Şimdi bu 3 objeyi hazırladıkları yerde yakmam gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Yukarı çıkayım bir. Hazırladıkları yerde bir yakalım bakalım arkadaşlar. Ama hala dediğim gibi emin değilim. Hani entity'ye gerçekten ihanet. Ya ihanet mi sayın? Sonuçta öldüreceğiz arkadaşlar ya. Entity bizim dostumuz ama ilk ihaneti o yaptı arkadaşlar. Beni o şu köprüden aşağı attı ya. Zaten izleyenler hatırlıyordur. O köprüden beni aşağı attı. Ben de bence onun cezasını bu şekilde verebilirim arkadaşlar ama yemeğim yok ya. Şuradan bir evden gideyim yemek alayım arkadaşlar. 3,5 kalbim kaldı. Karnım aç. Öleceğim açlıktan. Gideyim bir yemek alayım arkadaşlar. Ondan sonra sanırım bu bölgeye gelip bunları çakmakla yakmam gerekiyor. Yok. Çakmaya gerek yokmuş arkadaşlar. Şeyle de yakabilirim. Buradaki lavada atabilirim. Ama orada iki kalbim var. Arkadan iskelet sesi geliyor. Ben ölmek istemiyorum. Lan 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 lan. Ha, 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 ha. Yardım edin. Lan. 1,5 kalp. Hop hop hop. Bir buçuk kalbim var. Hop arkadaşlar. Bu ne atraksiyon köylüler. Allah'ım yarabbim arkadaşlar. Az kalsın ölüyordum ya. Tamam yemek aldım arkadaşlar. Şimdi şunları bir yiyelim. Canımız da olsun. Yemin ediyorum 1,5 kalple geberip gideceğim ha. Merhaba. Selamünaleyküm kardeşim. Bir uzak dur kalbim canım da olsun. Ya canım da olsun. Örümcek misin nesi kardeşim örümcek adam. Neyse arkadaşlar gidelim şu şeyleri bir yakalım bakalım. 3 tane obje vardı onları bir yakalım. Büyülü altın elma, vidir iskelet kafası bir de vidir gülüm öyle bir şeydi arkadaşlar. Şimdi önce şu sanırım şu iskeletleri bir öldürmem gerekiyor. Çünkü bunlar oğlum bunlar ne lan böyle? Şşş, rahat durun lan. Oğlum ana yardım edin lan. Ölün lan. Ağzınızı burnunuzu dağıtırım ha. Şşş, rahat durun ölün. Tamam mı? Sizle uğraşmak Allah Allah. Kardeşim beni rahat bırakın. Benim işim gücüm var. Şurada entity'ye bir ihanet edeceğim. Şimdi vidir gülünü yaktım. Büyülü altın elmayı yaktım. Vidir iskeleti yaktım. Ben de yanıyorum. Ben de yanıyorum. Tamam. Şimdi yaktım. Ne oluyor lan? Yukarısı patladı. Çığlık sesleri geliyor. Lan ne oluyor? Bir şeyler oluyor. Arkadaşlar sanırım başardık. Şu an burası patladı. Yukarıdan lav akıyor ve çığlık sesleri geliyor. Çığlık sesleri bitti şu an ama yukarıdan lav akıyor. Şeyleri yaktığım anda şurası patladı ve çığlık sesleri gelmeye başladı arkadaşlar. Sanırım başardık. Köylülerden bir haber var mı? Köylüler sanırım başardık. La oğlum bir dur sen de ya. Allah Allah bunlarla uğraşıyorum bir daha arkadaşlar. Oha hala bir şeyler patlıyor orada. La oğlum şunlar arkadaşlar ben bunlardan bıktım. Git buradan ya. Yemin ediyorum sinirlendim ya. Arkadaşlar sanırım bir gün daha burada uyuyacağım ve ardından sanırım gidebilirim ama uyuyamıyorum. Kapımın önünde creeper'lar var. Merhaba creeper. Bunu ben nasıl öldüreceğim? Kapımın önünde patlama ne olur. Gerçi buradan gideceğiz arkadaşlar da. Arkadaşlar size köylülerle
Arkadaşlar köylülerle ben de göç edeyim mi? Siz ne diyorsunuz? Bence köylülerle göç edelim arkadaşlar. NTT'den uzak bir yerde artık dedikleri gibi bir yaşam kuralım arkadaşlar. Şunlardan falan uzak bir yerde bir yaşam kurmak istiyorum arkadaşlar. Sizin düşüncelerinizle ben de gideceğim arkadaşlar. Köylülerle gideyim mi gitmeyeyim mi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Burada videomuzun sonuna gelebiliriz arkadaşlar. Ben şurada at sürme yerine geçtim. Merhaba zombi kardeş. Tamam. Burada videomuzun sonuna gelebiliriz arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha çok bu şekilde video istiyorsanız mutlaka aşağıda video beğenip eğer istediğiniz video varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ben şimdi kaçıyorum. Aranızda hala kanalıma abone olmayanlar varsa buradan kanalıma abone olabilir. Buradan da ikinci kanalım olan Berke Alı 2 kanalına abone olabilirler arkadaşlar. Oraya da her gün video yüklüyorum bu arada. Oraya da abone değilseniz mutlaka abone olun. Aşağıda da iki tane farklı video çıktı. Onları da izlemeyi unutmayın. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.